Doğu Anadolu yöresinde yer alan Erzurum, Kars ve Ardahan'da tarımda verimin az olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yazların kısa ve serin geçmesi verimi düşüren etkenlerden biridir. Organik gübrenin yani tezeğin yakacak olarak kullanılması gübrelemenin yetersiz olmasına neden olur. Çiftçilerin tarım konusunda yeterli eğitiminin olmaması, yükselti değerlerinin fazla olması, sıcaklık değerlerinin düşük olması gibi durumlar Erzurum, Kars, Ardahan'da tarımsal verimin düşük olmasının nedenleri arasında yer alır. Fakat bu bölge toprak veriminin az olduğu bir yer değildir. Volkanik araziler yaygındır. Yani ana kaya mineral bakımından zengindir. Ayrıca toprakları da humus bakımından zengin olmasından dolayı verimin az olduğu söylenemez. C seçeneği doğrudur. Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde tarımsal verimliliğin daha fazla olduğu söylenebilir? 2 ve 4 numaralı bölgeler sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu yerlerdir. Ayrıca 4 numaralı bölgede sulama imkanlarının gelişmesiyle birlikte modern tarım yöntemleri yani intensif tarım faaliyetleri giderek artmıştır. Antalya ise eskiden beri seracılığın yapılmasından dolayı intensif tarım yöntemlerinin yaygın olarak kullanıldığı bir alandır. Bu nedenle Çanakkale çevresi ve Doğu Anadolu bölgesine göre tarımsal verimliliğin daha yüksek olduğu yerlerdir. D seçeneği doğrudur. Nadas alanlarının aşağıdaki illerden hangisinde oransal olarak daha fazla olduğu söylenebilir? Türkiye'de Samsun, Edirne, Ardahan ve Adana gibi illerle karşılaştırıldığında Yozgat'ta yağış miktarı daha azdır. Yaz kuraklığı daha etkilidir. Bundan dolayı Nadas'a ihtiyaç duyulma durumu Yozgat'ta daha fazladır. Nadas'a ayrılan toprakların oranı da diğer illerimiizdekinden daha yüksektir. E seçeneği doğrudur. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de tarımsal verimi artıran durumlar arasında gösterilebilir? Tarım alanlarının boş bırakılması, 2 veya 3 yılda bir üretim yapılması verimi artıran bir durum değildir. Yer şekillerinin engebeli ve yüksek olduğu alanlarda üretim yapılması tarım faaliyetlerini zorlaştırır, verimi düşürür. Fakat kıyı bölgelerdeki alüvyal ovalarda sulama yapılması toprakta verimi artıran bir unsurdur. Tarım alanlarında tarım ürünlerine zarar veren bakteri, böcek ve hastalıklarla mücadele için yapılan tarım ilaçlarının kullanılması tarımda verimi artırır, ürün kaybını azaltır. Bu nedenle C seçeneği doğrudur. Buna göre aşağıda verilen il ve topraktan en fazla yararlanma şekli eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Rize'de çay, kivi, mısır, sebze meyve gibi bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla bahçe tarımı yaygındır. Karabük Türkiye'de orman alanlarının oranı bakımından en önde gelen illerimizden biridir. İzmir'de endüstriyel tarım faaliyetleri yaygındır. Hakkari'de mera hayvancılığı faaliyetleri yaygındır. Fakat Adana'da bağcılık faaliyetleri değil, daha çok endüstriyel tarım faaliyetleri yaygındır. D seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi toprak bakımı için yapılması gerekenler arasında yer almaz? Tarlalardaki taş parçacıklarının temizlenmesi, toprağın sürülerek havalandırılması, fazla yeraltı suyunun uzaklaştırılması, bir önceki yıla ait bitki atıklarının temizlenmesi gibi unsurlar toprak bakımı çalışmaları içerisinde yer alır ve verimi artırmak için yapılması gereken çalışmalar arasında bulunur. Fakat organik gübre yerine kimyasal gübrelerin kullanılması toprağın kirlenmesine ve zaman içerisinde kullanılamaz hale gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle doğru bir yaklaşım değildir. A seçeneği doğrudur. Bu yörelerle ilgili olarak yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A yöresinde yer şekilleri engebeli, tarım alanları parçalıdır denilmiş. Bu bilgiye ulaşılamaz. B yöresinde sulama gelişmiştir denilmiş. Ekstansif tarım yöntemlerinin uygulandığı yerlerde sulama gelişmemiştir. Bu bilgiye de ulaşılamaz. Fakat intensif yani modern tarım yöntemlerinin uygulandığı yerlerde tarımsal verim fazladır. Bu bilgiye ulaşılır. B yöresinde üretim iklim koşullarına bağlı olup tarımsal üretimde dalgalanma fazladır. Yani modern tarım tekniklerinin uygulanmadığı, sulama, gübreleme, tohum ıslahı gibi çalışmaların yapılmadığı, iklim etkenlerine karşı önlemlerin alınmadığı yerlerde iklim şartlarına bağlı olarak yağışın az olması, fazla olması gibi durumlardan veya sıcaklık değerlerinin yüksek veya az olmasına bağlı olarak tarımsal üretimde dalgalanma meydana gelir. 1 ve 3 doğrudur. A seçeneği doğrudur. Bu alanların hangilerinde yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı tarım alanları parçalı ve dardır? Türkiye'de Güney Marmara ve Orta Karadeniz yer şekillerinin sade olduğu yerlerdir. Fakat Taşeli Platosu'nda ve Doğu Anadolu'da yer şekilleri engebeli, bundan dolayı da tarım alanları parçalı ve dardır. 3 ve 4 doğrudur. E seçeneği doğrudur. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Türkiye'de 1950 yılından itibaren tarım alanlarında makine kullanımının yaygınlaştığı görülür. Traktör sayısının artmasına bağlı olarak eskiden çayır ve mera arazi olarak kullanılan yerler sürülerek tarım alanı haline getirilmiştir. Bu nedenle çayır ve mera arazilerin oranı azalmış, tarım alanlarının oranında ise artış meydana gelmiştir ve sebebi makinalaşma ile birlikte mera arazilerinin tarım alanlarına çevrilmesidir. D seçeneği doğrudur. Her mevsimi yağışlı ve ılık geçen yörelerde yetişen, don olaylarına karşı dayanıksız bir kültür bitkisi, haritada numaralandırılmış alanların hangisinde daha kolay yetiştirilir? Her mevsimin yağışlı geçmesi Türkiye'de Karadeniz kıyı kesiminin özelliğidir ve aynı zamanda bu yörelerde kışlar ılık geçmektedir ve donma olayı da fazla görülmemektedir. Bu nedenle 3 numaralı bölgede bu bitkinin yetişmesi diğerlerine göre daha kolaydır. C seçeneği doğrudur. Yukarıda özellikleri verilen bu bölgeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Toprağın her yıl ekilmediği, verimin düşük olduğu, üretimde dalgalanmanın fazla olduğu yöntem ilkel tarım yöntemleridir, ekstansif tarım yöntemleridir veya geleneksel tarım yöntemleri olarak söylenir. Bu yöntemlerin yaygın olduğu yerler gelişmemiş yerlerdir. Nüfus yoğunluğuyla ilgili bir şey söylenemez. Tarımsal teknolojik uygulamaların fazla olduğu söylenemez, azdır. Tarımsal arazi geniş yer tutar denilmiş. Bununla ilgili bilgi verilemez ve tarım dışı sektörler gelişmiştir denilemez. Çünkü bu tür yerler ilkel bölgelerdir. Yani gelişmemiş ülkelerdir, gelişmemiş bölgelerdir. Bu nedenle tarım dışı sektörler, sanayi ve hizmet sektörleri de gelişmemiştir. Fakat geleneksel tarım yöntemlerinin uygulandığı yerlerde hava koşullarına karşı, sıcaklık, yağış değerlerine karşı önlemler alınmadığı için üretimde iklim koşullarının etkisi fazladır. Yağışın artmasına bağlı olarak üretimde, verimde artış görülürken, yağışın azaldığı dönemlerde üretimde azalma görülebilir. Bu nedenle D seçeneği doğrudur. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de ortalama yükseltinin fazla, yer şekillerinin engebeli olmasının tarımsal üretim üzerindeki etkisini göstermektedir? İkinci maddede toprak özelliklerinden bahsedilmiş. Toprağın organik ve mineral madde miktarı bakımından zengin olmasının sanayi ürünleri üretilmesinde etkisinden bahsedilmiştir. Yer şekillerinin engebeli olmasıyla ilgili değildir. Türkiye'de Karadeniz kıyı kuşağı dışındaki yerlerde tarımda sulama yapılması gerekmesi yaz mevsiminin kurak geçmesiyle ilgilidir. Yer şekilleriyle değil, iklim özellikleriyle ilgilidir. Türkiye'de 27 milyon hektar alan kaplayan tarım alanlarının yaklaşık 5 milyon hektarı her yıl nadasa bırakılır. Boş bırakılmasının sebebi sulamanın yeterli olmayışıdır. Yani yer şekilleriyle ilgili değildir. Fakat ülkemizde tarım alanlarının küçük olması, parçalı olması ve eğimli olması Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili bir durumdur. A seçeneği doğrudur.